Programımıza otomotiv sektörüyle devam ediyoruz. Kocaeli'de otoservis ve ekspertiz hizmeti sunarak otomobilinizin tüm bakım ve onarımını A'dan Z'ye tamamlayan o firma geliyor ekrana. Tarcanlar Tunik Oto Ekspertiz şirket sahibi Sami Tarcan ile birlikteyiz. Merhaba Sami Bey, nasılsınız? Merhaba efendim, siz nasılsınız? Teşekkürler, bizlerdeyiz. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Adım Sami Tarcan, Kocaeli Üniversitesi'nden mezunum. Mesleğimizi babamızdan aldık. Almanya'dan geldikten sonra, babamızın yanında biraz çalıştıktan sonra, babam kısa bir süre sonra dükkanı kapatmak zorunda kaldı. Ondan sonra tekrar bir dükkanı açtıktan sonra onun yanında beraber 3 kardeş çalışmaya devam ettik. Peki şirketinizin kuruluş hikayesinden bahseder misiniz? 90 yılında ilk Almanya'dan gelerek babam kaporta boyayı açtı. 90 yılından 1997'ye kadar babam sürdürdü. 97'den 2015'e kadar da abim faaliyeti sürdürmeye devam etti. Ondan sonra 2015'in 31 Mayıs'tan itibaren de Oto Ekspertiz firmasını kurduk. Yani şöyle ben diyeyim. İlk açtığımızda biz bu kadar tepki alacağımızı sanmıyordum, yani olumlu tepki alacağımızı sanmıyordum. İlk açtıktan sonra ilk zamanlar biraz tabii iş performansı düşüktü. 1-2 aydan sonra işlerimizin kalitesi arttığı için insanlar biraz daha bize karşı talep göstermeye başladı. Talepten sonra da Kocaeli'de ve İzmit'te Adapazarı'nda büyük bir isim yapmaya başladık. 2015'in Mayıs ayından itibaren de Oto Ekspertiz firmasını kurduk. Ekspertiz firmasına insanlarımız bize baskı yaparak bu şirketi kurduk. Firmaya çünkü daha önceki ekspertiz firmaları araçlardan fazla anlamadığı için, biz de anladığımız için burada faaliyet sürdürmeye devam ediyoruz. Şimdi insanların kafasında şöyle bir soru işareti olabilir mi? Otopazarına yakın insanlarla, burada galericilerle, esnaflarla araları iyi. İşte onların göndermiş olduğu arabalara olumlu şeyler söylerler. Böyle bir şey olabilir mi? Asla. Galericiler bize fazla araç getirmek istemiyorlar. Çünkü biz aracın A'dan Z'ye kadar her şeyine bakıp her şeyini söylüyoruz. Genellikle İzmit'te ekspertizler plastik aksamlara ve airbag aksamlara bakmıyorlar. Biz hepsine baktığımız için diğer ekspertizler bu konuda bize biraz surat asıyorlar. O yüzden biz de airbaglere bakıyoruz. Mesela bu hafta baktığımız araçların hemen hemen %70'in airbagleri patlak çıktı. Yani İzmit'te sizin en ön plana çıkartan konu airbag mi? Airbag kaporta boya. Yani airbag daha ağırlık bana göre basıyor. Mesela diğer ekspert firmalar dediği gibi biz airbag bakmıyoruz. Bana göre en önemli olan airbag. Çünkü airbag patladığı an araç hasar almış. Ağır bir hasar almış bana göre. Ama biz diyor airbag anlamıyoruz, airbag'e biz bakmıyoruz. Bence yanlış. Çok yanlış, Allah muhafaza. Airbag olmasa ya da patlamasa direkt insan sağlığıyla alakalı. Tabii ki geçen hafta bir araç geldi. Aracın üst kokpitine, yani göğsüne baktığımız zaman araçta airbag gözüküyor. Ama alt konsolu söktüğümüz andan itibaren aracın direnç bağlayarak airbag kandırılmış. Yani bilgisayar sistemine bağlandığı an araçta airbag gözüküyor. Fakat airbag araçta yok. Direnç bağlanarak omajı, yani omaj metreyle ölçtüğü anda araba airbag algılıyor. Yani bilgisayar, profesyonel bir bilgisayar da bağlasa araçta airbag algılıyor. Algıladığı için de hiç kimse anlamıyor. Ama baktığımızda airbag olmadığı anlaşılıyor. Peki kaç kişilik bir ekibimiz var burada? Çalışma arkadaşlarımızı seçerken nelere dikkat ediyoruz? Öncelikle dürüstlük. Kesinlikle yalan olmayacak. 3 kardeşiz, yanımızda da 2 elemanımız var. İş çok iyi olacak. Yani işten iyi anlayacak. Yani ben bu işi sırf para için, sırf hava için veya sırf farklı şeyler için yapıyorum diyorsa asla. Bizim için önce müşteri memnuniyeti ve müşteri temsil. Sizin uzmanlık alanınız nedir peki? Ben boyacıyım. Otoboyacısı, kardeşlerim de kaporta, boya ve döşeme, ufak kardeşim de airbag. Şirketinizin kalite politikası nedir? Yani bizim şirket gereğimiz şu olursa biz kaliteli bir hizmet verdiğimizi düşünürüz dediğiniz bir konu var mı? Yani şöyle diyeyim, bizde yapılan iş çok iyi olacak.
Kesinlikle. Yani bir araç boyandığı zaman veya toplandığı zaman iyi değilse ikinciye, gerekirse üçüncüye veya dördüncüye kadar boyanma ihtimali var. Çünkü niye? Müşteri bize inanarak para vererek bu işi yapıyor. Sonuçta bu işi yapıyorsak hakkını da vermek zorundayız. Kısa vadede ve uzun vadede planlarınız, yatırımlarınız olacak mı? Şimdi biz Kocaeli'de ilk ekspertiz firmamızı kurduk. Adapazarı'ndan çok talep alıyoruz. Adapazarı ve İstanbul'dan çok talep alıyoruz. Ağırlık Adapazarı'nda kurmayı düşünüyoruz. Eğer Allah nasip ederse olacak inşallah. Özellikle franchise vermeyi düşünüyor musunuz? Bunu çok merak ediyorum. Hayır, düşünmüyoruz. Çünkü şöyle bir şey diyelim. Boya makinesini alan ekspertiz olmuş. Boya makinesinde ölçülen değerler yanlış verebiliyor. Mesela boya mikronlarımız 100 ile 130 arasıdır. Farz edin ki araç boyasız. Alt zemini, yani üst zemini yedirip alta kadar indirilip tekrar boyandığında aynı mikronları verebiliyor. Yani bu mikrona baktığımız zaman 130 her zaman boyasız olması imkansız. O yüzden boyaya bakarken de, aracı bakarken de aracın önce yandan bakılarak boya tozlarını ve boyanın düşüşünü anlamamız gerekiyor. Sektördeki var olan sıkıntıları siz şirket olarak nasıl aşmayı başarıyorsunuz? Güven. Müşteriler bize güveniyor. Biz de onların güvenine şey yapmıyoruz asla. Öncelikle gelen müşteri her zaman biz kolay fazla reklam yapmadık. Hep tavsiye üzerine. Gelen müşteri bir müşteri, bir müşteri, 10 müşteri ilerleyip gittiler. Öncelikle yani dediğim gibi araç gelen araçlara daha önceden ekspertiz firmaları, yani kimseyi kötülemek değil ama diğer ekspertiz firmaları araçları orijinal deyip burada araçlar ortaya ikileni de gördük, ekleneni de gördük, heybetlerin patlak olanını da gördük, kandırılmış parçaları da gördük. Bunlar müşterinin hoşuna gidiyor, müşteri de tabii ki o onu övüyor, bu bunu övüyor, bu şekilde bize geliyorlar.